Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Saç Dosyası 2 ile karşınızdayım. Bu videoda benden uzun zamandır istenen saçıma bu doğal deniz dalgalarını nasıl verdiğimde ben de bu soruyu bu videoda cevaplandırıyorum ve uygulamalı olarak sizlerle paylaşıyorum. Bu konuyla ilgili ilk videoyu hala izlemediyseniz Saç Dosyası 1'i izlemek için aşağıdaki bilgi kutucuğuna bakmayı unutmayın. Dalgaların nasıl yapıldığını merak ediyorsanız izlemeye devam edin. Tekrardan merhaba. Şimdi banyodan çıktım. Saçlarımı banyodayken, kremliyken taradım. Bu önemli bir nokta. Böyle yaptığım zaman dalgalarım gerçekten çok daha düzenli oluyorlar. O yüzden kururken saçımı taramıyorum. Banyodayken, kremliyken tarıyorum bir fırça yardımıyla. İlk adımım Body Shop'ın üzüm çekirdekli serumunu uygulamak olacak. Birkaç damla elime alıyorum. Fazlasına ihtiyacım yok. Birkaç damla yeterli. Elimde ısıtıyorum birazcık ve saçımı öne atarak saçlarıma bu şekilde uyguluyorum. Önüme atmamın sebebi gerçekten çok daha volümlü yapıyor oluyor saçı bu şekilde uyguladığınızda. Sonrasında hala devam ediyorum. Bunu ne kadar çok yaparsam dalga gerçekten o kadar düzgün oluyor. Aslında ben bu dalgayı birazcık elimle veriyorum saçıma. Saçımı alıştırdım böyle olmasına. Sonrasında kurutma kısmına geçiyorum. Herhangi bir saç kurutma makinesine elimde görmüş olduğunuz Vigo'yu takmanız yeterli. Vigo'yu taktığınız zaman saçımı yine öne atıyorum. Ve biraz önce yaptığımı bu sefer de saç kurutma makinesiyle uyguluyorum. Bu elimizle yaptığımız dalgaları destekli bir şekilde kurutuyor oluyor. Vigo çok korkunç bir aletmiş gibi gözükse de gerçekten çok doğal dalgalar yapıyor. Saçın bu şekilde nemini aldıktan sonra ikinci adıma geçiyorum. İkinci adımda biraz şekillendirici bir ürün kullanacağım. Bu da bu aralar kullandığım H&M'in Beach Keen isimli deniz tuzu kremi. Bundan elime birazcık alıyorum. Biraz önce yaptığım diğer üründe yaptığım gibi yine aynı şekilde ısıtıp tabii ki saçımı öne atarak tekrardan uyguluyorum. Gördüğünüz üzere hep aynı hareket yapıyorum. Sonrasında kurutmaya devam ediyorum. Artık tamamen saçı kurutabilirim şeklini verdiğime göre. Bu şekilde kuruyana kadar devam ediyorum dalgaları yapmaya. Sonrasında birazcık da saçlarımı yana alıp kurutuyorum. Çünkü öne atıp kuruttuğum zaman dipleri ıslak kalabiliyor. Ve benim gibi ince telliyse saçlarınız uzun süre kurumuyor. O yüzden bu işlem biraz uzun sürüyor bende saçımın cinsinden dolayı. Bayağı bir uzun süre kurutuyorum. Zaten bu işlemi sonuna kadar yapmanız önemli çünkü dalgalar bu şekilde sabitleniyor. Böyle elinizle dalgaların şekillerini düzeltebilirsiniz. Sonunda böyle birazcık denizden çıkmış dalgalara sahip oluyorsunuz. Yakından görünümü de bu şekilde. Gelelim son adıma. Davines'in deniz tuzu spreyi ya da siz herhangi bir deniz tuzu spreyini kullanabilirsiniz. Bu birazcık saçın tülermesini almak için ve dalgayı tamamen saça sabitlemek için deniz tuzu spreyinden böyle uçlara doğru sıkıyorum karışık karışık ve yine elimle her zaman gördüğünüz şekli vermeye devam ediyorum. Bunun bir miktarı yok. İçinize sinene kadar sıkabilirsiniz. Yalnız bence çok uygulamak birazcık sakıncalı çünkü saçı sertleştiriyor ve ağırlaştırıyor. O yüzden yeterli kadar saçınızın ön ve arka kısımlarını sıkıp uyguluyorsunuz. Ve saçımın bitmiş hali bu şekilde. Her zaman sorduğunuz dalgalar işte bu şekilde yapılıyordu. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğene tıklamayı unutmayın. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere.